1930 yılında Erik Maria Remarque'ın aynı adlı romanından sinemaya ilk kez Lewis Milestone tarafından uyarlanır film. Kendinden sonra gelen tüm savaş bilimlerine seleflik etmesi açısından sinema tarihinde çok çok özel bir yer taşır. Yazar Remarque ve yönetmen Milestone'un savaş dehşetini birebir cephede yaşamaları da filmi çok ayrı, spesifik bir yere koyar. Remarque'ın daha 16 yaşında Almanya adına cepheye gönderilerek savaşta birkaç kez yaralanması ve Milestone'un da 1. Dünya Savaşı'nda Amerikalı askerler için eğitim videoları çekerek barut ve ölüm kokan cephelerde yaşadığı o insanlık dışı tecrübeler birleşerek romana ve filme savaş meydanından birebir bakan iki farklı sanat gözünün yakın nesnel plandan tüm vahşeti ve acımasızlığı ile bir insan bir insana bunu nasıl yapar dedirte dedirte aklımızın ve kalbimizin tüm duyargalarını dehşetengiz bir biçimde uyarır. Erik Maria Remarque'ın Batı Cephesinde Değişen Bir Şey Yok adlı romanı ilk kez 1929'da yayınlanır. Savaşın olanca yıkıcılığını bizatihi bu savaşa katılmış bir insan olarak yaşamış bu adam Nazilerin de hedefi haline gelir. 1931'de İsviçre'ye kaçmak zorunda kalır. Naziler kollarının uzandığı her yerde Remarque'ın kitaplarını toplatıp yakarlar. ...1938'de Alman vatandaşlığından dağıtılır. Almanya'da kalan kız kardeşi ise yakalanıp idam edilir. Film, savaşı oyun sanacak kadar toy dört gencin kıkır kıkır gülümseyerek vatan millet Sakarya nidaları ile cepheye gönderilmek üzere hazırlanmalarıyla başlıyor. Ne kadar da her şey yolundadır. Pırıltılı, henüz şarapnel parçalarıyla delinmemiş giysiler. Kendi halinde rengarenk akan hayat, neşe, telaş, coşku. İşte alın size, birbirinizi öldürmeye ant içmediyseniz nasıl da güzel yaşanıyorsa o mükemmel hayat. Daha filmin başındaki bu sekanslarda bu kadar toy, masum ve hayat dolu gençlerle tanıştırılıyor oluşumuz, birazdan çok yakındaki ayrı bir hayatın aktığı, hatta hayatın akmadığı, sekteye uğradığı, bu masumiyetin olanca vahşetiyle o Alman ütopyasının demir gençliğinin bu dört filintayı işte cephede nasıl insanlıktan çıkaracağına şahit olalım diye müthiş bir tezata açılım sunması açısından ustalıkla verilmiş. Remarque'ın da daha 18 yaşında 1. Dünya Savaşı'na katıldığını düşününce romanda, filmde genç ve hayat dolu Paul'un arka plandan onu temsil ettiğini düşünmek çok da yanlış olmaz. Paul, muhtemelen yaşı tutmadığından bir imzası eksik olan savaş çelbinde yetkin imzayı taklit ederek katılır arkadaşlarının gülüşleri arasında savaşa. Ülkesinin gücünden ve Nazi düşüncesine hayran eğitimcilerin pompaladığı şöven söylemlerden oldukça etkilenmiş görünen Paul ve arkadaşlarına bakınca, savaşın hiç de öyle can yakan bir şey olmadığını, olsa olsa arada kurşun atıp adam öldüreceklerini ve kısa bir süre sonra da cepheden üstleri bile yırtılıp kirlenmeden zaferle dönecekleri izlenimine bile kapılabilirsiniz. Ama küçümseyip hakir gördükleri yan komşularına saldırırken unuttukları tek şey, vatanına saldırılan insanların aynı yurtseverlik ve vatan aşkı ile sizler kadar acımasız olabileceği gerçeğidir. Öyle ki cepheye gönderildikleri kamyonetin önünü kesen bir Alman doktorun araçlarını isterken adeta bir mezbaha kasabınınkine benzeyen kan revan görünümlü beyaz önlüğünü görünceye dek. Şen kahkahaların ve tüm coşkun sevinçlerin önüne dev bir duvar posteri gibi çıkıveren bu kanlı görsel, gençlerin de o ana kadar süren yetkin ve güçlü seslerini kesiverecektir. Filmi 1930'ların ve şimdinin milenyum çağının şaheserleri arasına sokan birçok görkemli unsur var. Örneğin filmde kahramanlık ve cesaret imgelemleriyle uğraşılmazken gözümüze sokulmaya çalışılan ana fikrin süreyen bir vahşet, yıkım, ölüm ve o güzelim doğanın insan eliyle hırpalanıp epretilmesi olduğunu görüyoruz.
Bu yıkım ve vahşetin cepheye çıkıp kendilerini savaşın göbeğinde buldukları ilk andan itibaren karakterlere de nasıl da sirayet edip onları insanlıktan çıkarmak değil de içine düştüğünüz bu durumda insan denilen canavarın onların öznelinde neler yapabilecekleri konusunda da çok ama çok uçlara taşıdığını görüyoruz. Cephede kimseye zarar vermeden, can almadan, süngüyü en acıtmayacak nerelere sokabilirim diye hümanizm kasamazsınız. Önünüze ne gelirse vahşeti en uç haline kadar yaşar ya da yaşatırsınız. Bu dört hevesli genç de ilk bombardımandan sonra Kaiserlerinin menfaatleri için ne tür bir cehenneme gönderildiklerini anlayacaklardır. Halefine birçok açıdan sadık kaldığını gördüğümüz filmde Remarque'ın romanı ve ilk versiyondan izler taşıması açısından Milestone'un filmindeki gibi bu yeni versiyonunda da hem kitabın hem de filmin protagonisti diyebileceğimiz bir karakter olmuş genç Paul. Roman ruhunun yeteri kadar korunduğuna şüphe yoksa da filmde karakter ayrıntılarına çokça da yakın plan yüz çekimlerine yer verilerek onların korkularını ve acılarını bizlerin acısı haline getirmek için yoğun bir çaba harcanmış. Hatta o kadar ki önüme çıkan vahşet sahnelerinde hayatımda ilk kez bir film izlerken gayri ihtiyari ya gözlerimi ya da elimle ekranı kapattım. Bugünün teknikleriyle kalbe defalarca girip çıkan bir bıçağın seyircide yarattığı etkinin teknolojik imkanlarla bizim de adeta canımızı yakar hale geldiğini düşünürsek, mükemmel makyaj hileleriyle çoğu yerde sahnelerin bir vahşet illüzyonuna dönüştüğünü görebiliyoruz. Sinemanın günümüz teknik argümanlarının sonuna dek kullanıldığı filmde kirli sulara bata çıka yüzünün yarısını ya da mavi gözleri hariç tamamını sık sık çamurdan bir betona dönüşmüş olarak gördüğümüz Paul'un gözlerinde kayba uğrayan sadece siperlerin silik süliyeti değil, gençliğin ve saflığın tüm masumiyetidir aynı zamanda. Filmimizi savaş filmleri arasında kendi kategorisinde emsalsiz yapan unsurlardan biri de savaşın yaralarına pansuman yapmak yerine gerçekte yaşanan biçimselliği tüm vahşetiyle yaşanan ana en yakın hale getirebilmesinde yatar. Klasik savaş filmlerindekinin aksine cephede bir mitos yaratma ve onu zafere ışınlayan bir avantgardlık peşine düşülmez filmde. Aksine Paul öznelinde hiçbir yaraya sargı bezi olmadan insanlığın yaşadığı tüm o gerçek savaşlar düşünülürse tüm yıkıcılığı ve vahşeti bir beyaz perde aracılığıyla yer yer gözlerimizi kapatmamızı sağlayacak kadar irrite eder. Bunu anlatmanın asıl yolu da bir kahramanlık hikayesi ve objesi yaratıp bir yanıyla yine bir tarafın haklılık ve üstünlük kanalına su taşımak yerine tıpkı filmimizdeki gibi her iki tarafa ve nihayetinde insanlık dünyasına savaşın neler kaybettirdiğini en yalın, acımasız, vahşi ve çıplak haliyle anlatmak olacaktır. Film, herkes için kötü sayılanı anlatmayı, insancıllık olgusuna iyi örneklemeler sunarak, akıl vererek, pansuman yaparak, kahraman yaratarak değil, karşısında duran bu hümanizm olgusunu, bu naifliği ve anlaşılırlığı, kötüyü çırılçıplak ve olduğu gibi vererek, bizi insanlığımızdan utandıra utandıra çok da başarılı bir şekilde veriyor. Filmle birlikte kendi ulusal kurtuluş mücadelemizi ve özellikle Çanakkale Savaşı'nı anımsamamak elde değil. Paul ve arkadaşları gibi ama bu kez ilhak için değil, emperyalist yağmaya karşı vatan savunması uğruna cepheye gidip dönmeyen 15'lileri mesela. 1915'te eğitime başlayıp henüz 1. sınıfta tamamı Çanakkale'de yaşamını yitiren ve bu yüzden 1921 yılında hiç mezun veremeyen tıbbiye-i şahane gibi mesela. Filmde savaş karşıtı anlatıya en çok güç veren sahnelerden biri de devir daim olması gereken asker giysilerinin revize edilme şeklidir. Cepheden gelen cesetlerin künyeler toplandıktan sonra üzerlerinden çıkarılan giysiler ve ayakkabılar ayrı yerlerde toplanır. Bohçalanmış giysiler top top bağlanıp
tren vagonlarına doldurulup cephe gerisinde büyük hangarlarda dev kazanlara atılıp kaynar sularda tahta kaşıklarla çevire çevire yıkanır. Daha sonrasında şarapnel ve kurşun delikleriyle delik deşik olmuş bu giysiler, tek tip elbise giymiş ve bir yaz havasının hakim olduğu, kimsenin konuşmadığı, büyük, boş depolara doldurulmuş dikiş makineleriyle cephe gerisindeki kadınlarca dikilir. Ölen erin rütbesi, sonsuza dek emperyalist saldırganlık uğruna sökülerek cepheye sürülecek yeni ceset adayları için yeni rütbeler dikilir. Anlatının bu bölümü birden bastıran, insanı ölüm dokusuyla sarıp sarmalayan o film müziğiyle de mükemmel bir uyum sağlamış. Filmi kuru kuru övmek değil niyetim elbet. Ama insanlık için çok büyük acılara mal olmuş savaş olgusunun milenyum çağında şu an iki ülke için yaşanıyor gibi görünse de bir kıvılcımla tüm dünyayı saracak bir nükleer tehdide gebe olduğunu gördükçe Einstein'a ithaf edilen şu özlü sözü irkilerek anımsıyor insan. Üçüncü Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacağını bilmiyorum. Ama Dördüncü Dünya Savaşı'nda taş ve sopalar olacağını biliyorum. Romanda ardından gelen 1930 ve şimdiki sinema uyarlaması da seyirlik bir savaş filmi değil. Tüm duyargaları ve anlatısı ile tam bir savaşa hayır filmi. İzleyin, izlettirin, savaşa hayır deyin. Teşekkürler. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here,